Merhaba arkadaşlar, kariyer programlarımıza devam ediyoruz. Malum Periskop'ta çok fazla soru olup her türlü soruyu cevaplandıramadığımızdan dolayı sizlere bu daha kısa olan videoyu hazırlamayı düşündüm. Bu videoda bana birçok kez sorulan, örneğin ben bir lisans öğrencisiyim ya da master yüksek lisans öğrencisiyim, yurt dışında nasıl staj bulurum sorusunu cevaplandıracağım. Şimdi yurt dışında nasıl staj aranır ve nasıl bulunur, bazı pratik örneklerle bunu açıklayalım. Öncelikle her zaman şunu söylerim, staj sizde neyi sevdiğinizi ya da sevmediğinizi anlamanız için öğrenciyken deneyebileceğiniz en büyük fırsattır. Yani bazı meslekler vardır, daha lise öğrencisiyken dersiniz ki ben bunu olacağım, kafaya takarsınız ve onu olmak istersiniz. Sonra üniversitesine gidersiniz, sonra işe girersiniz, mesleğe başlarsınız ama bir de bakarsınız ki yani yıllarca hayalini kurduğunuz meslek aslında hayal ettiğiniz gibi bir şey değilmiş. Bunu anlamak aslında gerçekten çok zor bir şey değil. Yani üniversitenin 4 yıl olmasının da bir güzel bir anlamı var aslında. Yani insanı hem 4 yılda geliştiriyor, bir şeyler öğretiyor, hem de bu sırada farklı deneyimler kazanmasını sağlıyor. Yani buna bir fırsat veriyor. Yani bazı üniversitelerde ya da bölümlerde staj zorunlu ama zorunda olmayan üniversitelerde de okuyan öğrencilere de kesinlikle bu deneyimi kazanmalarını tavsiye ediyorum. Hayal ettiğiniz mesleğin gerçekten hayal ettiğiniz gibi olup olmadığını ilk 1-2 sene içerisinde yapacağınız yurt içi stajları ve özellikle 3. sınıfın yazında yapabileceğiniz yurt dışı stajı ile anlayabilirsiniz. Özellikle 3. sınıf diyorum çünkü aslında 2. sınıftan da olabilir. Yani 2. sınıfta denemenizde bir sorun yok. Ama 3. sınıfa kadar bayağı bir hem deneyiminiz oluyor hem de yurt dışına çıktığınızda orada ne yapacağınızı biliyorsunuz ve oradaki stajdan çok daha fazla faydalanma imkanını elde ediyorsunuz, hem de gideceğiniz yere daha fazla katkıda bulunma şansınız oluyor. Yurt içi staj nasıl bulunur açıkçası hiçbir fikrim yok. Türkiye'de malum şartlar ve durumlar çok daha farklı. O nedenle sadece yurt dışında, özellikle üniversitelerde ve enstitülerde staj nasıl bulunur onlara değineceğim. Ha şunu da belirteyim, aslında birçok farklı staj çeşidi var. Yani üniversite sırasında, üniversite bittikten sonra ya da sadece iş deneyimi gibi, bunun gibi birçok şey var. Hatta size bu konuda yardımcı olmaya çalışan bazı profesyonel ajanslar da vardır. Hatta onların belli şirketlerle kontakları da oluyor. Yani onlarla belki bazı şeyleri daha hızlı yapabilirsiniz. Ama tahmin ediyorum ki benim anlatacağım metotlarıyla üniversite ya da enstitülerde gelecekte çalışmak isteyeceğiniz üniversite ya da kişileri kendinize nasıl bulabileceğiniz ve bunlarla erkenden nasıl iletişim kurabileceğinizi anlatacağım. Ve bu şekilde nasıl staj kazanabileceğinizi görmüş olacaksınız. Aslında yurt dışında stajla beraber birçok yer maaş veriyor. Ama bu her zaman garanti değil. Yani üniversite enstitüler zaten intern alırken mutlaka maaşları ya da fonu baştan belli olmuş oluyor. Ama örneğin bazı startuplara falan başvurursanız yani maaş vermesi garanti olmayabiliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, yurt dışında staj bulmak gerçekten hiç kolay bir iş değil. Ama imkansız da değil. Malum bugüne kadar on binlerce Türk öğrenci yurt dışında staj bulmuştur. Ve bu deneyimi kazanmışlardır. Yani kısacası bunu rahatlıkla siz de yapabilirsiniz. Ama birçok insan gördüm, 100 yere başvurdum, hepsinden red aldım. Belki sadece bana birisi kabul etti vesaire vesaire diyebiliyorlar. Yani aslında bu işin yöntemini bildikten sonra siz de bu işi başarabilirsiniz. Belki 100 kere başvuruya bile gerek kalmayacak. Ama en önemli şey sabır gerektiriyor. Ve en önemlisi kesinlikle pes etmemelisiniz. Tabii her şeyden önce onlarla gittiğiniz zaman iletişim kurabilmeniz için size en azından bir upper intermediate İngilizce seviyesinin sahip olmanızı öneriyorum. Yani upper intermediate şu demek, ben grameri hallettim. Ama işte çok fazla konuşma deneyimim yok. İnsanlarla bugüne kadar çok fırsatım olmadı konuşacak. Ve oraya geldiğimde bunu halledebilirim demek oluyor. Evet, iki tane şeyden bahsedeceğim. Birincisi, zamanlamayı çok iyi yapın. Hedefe kilitlenin ve başvuracağınız kişi veya kurumu baştan çok iyi araştırmanız gerekiyor. İkincisi de CV ve motivasyon mektubunuz. Bunları en iyi şekilde hazırlayın. Az sonra bana gelen başvurulardan da bunlar neler iyidir, neler kötüdür, bunları örneklerle göstereceğim. Birincisi, zamanlama çok önemli. Özellikle yazın staj yapmak istiyorsanız Haziran-Temmuz gibi başvurmanız malum çok geç oluyor. Yaz başlamış oluyor sonuçta. Onun için başvurularınızı
Ocak ayı gibi hazırlamaya başlayın. Şubat ve Mart gibi göndermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü malum bu tür stajlara sadece siz başvurmuyorsunuz. Sizin gibi onlarca öğrenci başvuruyor ve aynı pozisyonu kapmaya çalışıyorlar. Yani özellikle laboratuvarı ve araştırma projesi olan hele ki popüler hocalar çok çok daha fazla başvuru geliyor. Ve sizin başvurunuz da bunlardan sadece birisi. Gerçekten bu şekilde düşünün. Ha, öte yandan bazı hocalar da olabilir. Özellikle yeni hocalar, bunların fonları geç belli olabiliyor. Onlar da doğal olarak geç haber veriyorlar. Yani kısacası stajınızı bulana kadar da pes etmemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle unsolicited başvuru yapmanızı önermiyorum. Yani mailin başına to whom it may concern deyip 100 tane hoca bulup hepsine BCC ile mail göndermeniz çok yanlış oluyor. Yani hatta size şunu söyleyebilirim, 100 tane red almanız garanti diyebilirim. Yani şahsen bana gelen bu tür mailleri cevaplamıyorum bile. Çünkü zaten benim özel olarak projeme başvurmamış. Genel olarak herkese gönderiyor ve bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Birisi kabul ederse diye göndermeye çalışıyor. Yani gerçekten hedefi kilitlendiyseniz bu çok yanlış. Bunu mutlaka kesinlikle önermiyorum. Öte yandan genelde birçok hoca yaz stajı için pozisyonu olduğunu internetten, yani web sitelerinden duyurmazlar. Ha, diyeceksiniz ki master ve doktora projeleri evet genelde duyurulur ama staj pozisyonları genelde duyurulmaz. Çünkü dediğim gibi çok fazla zaten başvuru otomatikman oluyor. O nedenle biraz kör atış gibi olacak ama yapacak başka bir şey yok. Bunu yapmak zorundasınız. Yapmanız gereken aslında ilgi alanınıza giren üniversite veya bölümlerdeki hocaları tek tek bulup bunları bir Excel dosyasına kaydetmenizi öneriyorum. Hatta bu Excel dosyasındaki kolonlarda neler olabileceğini daha sonra söyleyeceğim. Eğer ki zaten ilgi alanınızdaysa, yani daha önceden o hocayı duymuş olma ihtimaliniz çok yüksek. Eğer ki bir kimseyi duymadıysanız, bilmiyorsanız da şöyle bir örnek verebilirim. Sadece bir tane bir insanı bilmeniz yeterli. Örneğin sadece genel bir örnek veriyorum yani. Örneğin astrofizikte yıldız oluşumu çalışmak istiyorsunuz. Bununla alakalı bir staj arıyorsunuz. Bununla alakalı bildiğiniz bir tane hoca var. Örneğin Umut Yıldız. Bu kişinin makalelerine bakarsınız ve kimlerle ortak makale yazdığını bulmaya çalışırsınız. Eğer ki bu makale örneğin yıldız oluşumu makalesi ise, bu makaleye ortak olan bütün yazarlar da aslında yıldız oluşumu çalışıyor diyebilirsiniz bir nevi. Ondan sonra bu hocaların nerede, yani hangi üniversitede çalıştığını, hangi spesifik konularla uğraştığını bu şekilde bulabilirsiniz. Kendi web sitelerinden bulabilirsiniz. Eğer profesör ise veya bir grubu varsa zaten yaz stajı için bir öğrenci alma şansı vardır. Yani o zaman hemen bunu Excel dosyasına bu hocayı, üniversiteye hocayı ekleyebilirsiniz. Ama eğer bir postdoc ise yaz stajı için öğrenci alma şansı çok fazla olmayabilir. Yani fon durumuna bağlı olarak. Ama eğer ki doktor öğrencisi ise hiç tavsiye etmem yazmanızı. Zaten bir öğrencidir kendisi. Başka bir öğrenci alacak parası genelde olmaz bu tür insanların. Bu şekilde zincirleme giderek o hocanın beraber makale yazdığı insanları bulabilirsiniz ve bu şekilde Excel dosyanıza yeni yeni kişileri ekleyebilirsiniz. Özellikle eski yıllara ait olan makalelere dikkatli bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eski yıllarda olduğundan dolayı madem bir hocayı listenize aldınız, o hoca hala orada çalışıyor mu, çalışmıyor mu, şu anki pozisyonun ne, bunları hep bulmanız gerekiyor. Yoksa araştırmadan mail attığınız ortaya çıkar. İkincisi, CV ve motivasyon mektubunuz çok önemli demiştim. Hele sizi yurt dışından getireceklerse doğal olarak inceleyip sık dokumaları çok normal. Yani sizi gerçekten ellerindeki projeyi kısa sürede bitireceğinize inanması gerekiyor bu hocanın. Aslında şöyle de yapabilirsiniz, kendinizi o hoca yerine koyun. Yani ben sizi kabul etsem bu projeyi yapar mı yapmaz mı? Bu şekilde karar verebilirsiniz. Sizin ile hoca arasındaki tek bağlantı sizin ona gönderdiğiniz bu mail ise, bağlantıyı iyi kurmanız sizin için çok çok önemli. Hatta burada 3 tane metin diyebilirim. Bunlardan birincisi sizin ona gönderdiğiniz kendinizi tanıtma maili. İkincisi CV'niz. Üçüncüsü de motivasyon mektubunuz. Yani bu üçü genel olarak birbirinden farklı olmalı ve aynı bilgiler birbirini tekrarlamamalı. Ha, öte yandan yani üniversiteniz ismini elbette ki üçünde de kullanabilirsiniz. Ama yani gidip de detayları hepsinde aynı detayları kullanamazsınız.
Özellikle CV motivasyon mektubunuzu LaTeX ile yazmanıza öneriyorum. Yani bununla alakalı internetten birçok template bulabilirsiniz zaten. Hem çok düzenli gözükür hem de akademisyenlerin gözleri çok aşinadır LaTeX ile yazılmış dokümanlara. O nedenle daha etkili olabilir. Öte yandan kesinlikle Word dosyası göndermeyi mutlaka PDF'e değiştirin. Malum Word dosyası değiştirilebilir olduğundan dolayı ve açıkçası bazı hocalar Word kullanmayı sevmiyor. Yani şahsen benim gibi Word dosyalarını açmayabilirler. O nedenle PDF'i mutlaka öneriyorum. Öte yandan akademik CV, yani normal iş başvurusunda yapılan rezümeden çok daha farklıdır. Yani rezümede malum bir sayfa olmak zorunda. Sadece özet bir şeyler yazmak zorundasınız. Ama akademik CV'de her şeyi yazabilirsiniz. Yani her şey diyorsam abartmayın tabii ki. İçerisine yani gittiğiniz konferansları, işte hazırlanmasında katkıda bulunduğunuz işte kongreler, konferanslar falan varsa, yaz okulları, çalıştığınız laboratuvarlar, buralarda yaptığınız deneyler vesaire vesaire varsa, ya da işte popüler dergilerde yazdığınız yazılar varsa, ha şu da çok önemli, eğer ki Türkçe bir popüler dergide yazıyorsanız başlığı Türkçe koymayın oraya, yani onun İngilizcesini koyun. Bunu çok görüyorum, yani özellikle kendi dilinde yazdım diye CV'ye de aynı o dilde yazılıyor. Bu çok yanlış. İngilizcesini mutlaka çevirin. Kısacası profesyonel anlamda hayatınızın madde özeti diyebiliriz bu CV'ye. Yani bunu çok iyi hazırlamak çok önemli. Bir diğer konu motivasyon mektubu. Bu da çok önemli. Malum eğer yurt dışında bir şey yapmak istiyorsanız bu motivasyon mektubun eninde sonunda yazmayı öğrenmek zorundasınız. Ve en iyi şekilde yazmayı öğrenmek zorundasınız. Çünkü sizi bir şekilde yeni yerlere bağlayan mektup budur. Hayatınızın kısa bir özetidir ama en profesyonel kısa özeti diyebilirsiniz buna. Google'dan arattığınızda bile binlerce örnek var. Bunlara bu örneklerden faydalanabilirsiniz. Yani ben genelde şunu diyorum, bir motivasyon mektubu bir sanat eseridir. Yani bugün yazdım, yarın göndereyim falan diye bir şey yok. Kesinlikle böyle bir şey düşünmeyin. Sanat eseri oluşturuyor gibi üzerinde günlerce çalışabilirsiniz. Ve sonunda netice olarak bir sayfa ya da 1,5 sayfalık maksimum bir şey çıkar. Ve ona göre hazırlık yapmanız gerekiyor. Yani oradaki her cümle ve her kelime çok çok önemli. Yani aynı veya benzer cümleleri kesinlikle arka arkaya kullanmamanız gerekiyor. Zaten şöyle düşünün, kendinizi kısaca anlatacağınız bir hak size verilmiş ve buradaki bu hakkınızı boşa harcamak istemezsiniz. Yani hatta şunu düşünün diyorum, yani oraya koyacağınız her bir kelime için, o mektuba koyacağınız her bir kelime için sizden kira alındığını düşünün. Ya da her bir kelimeye 10 lira para harcayacağınızı düşünün. Ona göre o mektubu hazırlayın. Yani oradaki kelimelerin her birinin çok önemi var. Bu mektup 3 bölümden oluşur. Tabii giriş, gelişme, sonuç diye bir espri yapmayacağım. Birinci bölümde sen kimsin? Kendini bir anlat bakalım. Daha önceden işte şu işleri yapmıştım diye başlayabilirsiniz, anlatabilirsiniz. İkinci bölümde başvurduğunuz grup şunları çalışıyormuş. Ve ben de bu konuyla çok ilgiliyim. Ve burada işte staj yaparak şunları öğrenmeyi planlıyorum. Üçüncü bölümde de uzak gelecek hakkındaki planlarınız neler? Yani üniversite bittikten sonra neler yapmak istiyorsunuz? Yani bu laboratuvarda çalışarak ya da bu stajı bitirdikten sonra işte bana şu şekilde katkısı olacak, geleceğimi şu şekilde şekillendirecek diye söyleyebilirsiniz. Ya da dünyanın bilimine, dünyanın teknolojisine şu şekilde katkıda bulunacağım vesaire vesaire, bu şekilde şeyler söyleyebilirsiniz. Size önerim, yani bu dediğim maddelerin her birine lütfen mektubunuzda yer vermeye çalışın. Çünkü zaten bunları görmeyi istiyoruz, yani bunlara bakmayı istiyoruz. Diğer bir konu da mektubunuz bittikten sonra defalarca yüksek sesle okumanızı öneriyorum. Özellikle çünkü yüksek sesle okuyunca mektubun akıcı olup olmadığını çok daha fazla belli oluyor. Ondan sonra da İngilizcesi çok daha iyi olan birkaç arkadaşınıza ya da hocanızı bulun. Onlara okutun, onlardan yorum yapmalarını isteyin ve onlar da aynı şekilde yazıyı tekrar tekrar kontrol etsinler. Hatta birkaç arkadaşınız her seferinde typo var mı, yani yazım hatası var mı diye kontrol etsin. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle bir CV'de ya da motivasyon mektubunda yazım hatası asla ve asla bulunmamalı. Bunun en büyük sebebi, yani bir tane bile yazım hatası sizi götürebilir. Bunun en büyük sebebi, kimse dikkatsiz bir öğrenciyi almak istemez. Çünkü onlarca başvuru var burada önümde
ve çok iyi gözüken bir tane bir öğrenci var ama mektubunda bir sürü hata var. Yani bu demek ki dikkatsiz. Ben yarın laboratuvarıma da teslim edeceğim. Oradaki onun bulduğu işte verileri kullanacağım. Demek ki güvensiz iş yapabiliyor ve güvenemem diyebilirim. O nedenle bu yazım hatalarını düzeltmeniz çok çok önemli. Bunlar hazır olduktan sonra da en önemli kısım hocaya göndereceğiniz maile geldi. Ya o mail çok uzun olmamalı ama içeriği o kadar önemli ki o maile baktıktan sonra o hoca sizin ekteki gönderdiğiniz CV ve motivasyon mektubuna bakmayı istesin. Yani içinden gelsin bu. O nedenle bu maili kısa ve öz hazırlamanız gerekiyor ve merak uyandırıcı olması gerekiyor. Yani şöyle başlayabilirsiniz. İşte Dear Professor Michael, with this email I would like to apply for a summer internship at your research group. I'm a senior student at blah 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 university and I'm doing this diye başlayabilirsiniz. Sonra sizin grubunuzu ve şu makalenizi gördüm ve çok etkilendim, çok ilginç sonuçlar bulmuşsunuz. Ben de sizin grubunuza katılmak isterim, sizin çalışmalarınıza katkıda bulunmak isterim tarzında bir mail hazırlarsınız. Bu çok uzun olmamalı, kısacık kısa bir mail olmalı. Ondan sonra eğer ki o ilgiyi uyandırıyorsa zaten o mailde, ondan sonra o hoca işte sizin CV'nize ya da motivasyon mektubunuza tıklayıp onları indirip onları tek tek bakacaktır ve eğer ki gerçekten ilgisini duyarsa size zaten geri dönecektir. Yani bu şekilde birçok hocaya mail atabilirsiniz. Eğer ki zaten kişisel mail attıysanız size birçoğu cevap verecektir. Yani ya red maili gönderir ya da daha fazla tanımak ister. Onun için size tavsiyem hemen 100 hocaya da bir anda bütün mailleri atmayınızı önermiyorum. Yani öncelikle bir 5-10 tane hocaya mail atın. Dediğim gibi genelde 1-2 gün içerisinde zaten cevap gelir. En fazla bir hafta falan bekleyebilirsiniz. 1-2 hafta bekliyorsunuz. Ondan sonra zaten cevaplar gelmeye başlar. Eğer ki 1-2 hafta geçti, hiç kimse size cevap göndermediyse diyebilirsiniz ki zaten başvuru mailinizde belli bir hatalar var. İlgi uyandırmadı diyebilirsiniz. O durumda yeniden daha güzel bir hale yeniden başvurunuzu daha güzel bir hale getirmek için hummalı bir çalışmaya başlayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, yani 100 tane mail atıp hiçbirisinden cevap gelmiyorsa kusura bakmayın, it's not me, it's you. Yani gerçekten başvuru materyallerinizde ilgi uyandıracak bir şey olmadığından kaynaklanıyordur. Ya da başvuru materyalleriniz o kadar standart ki yani herkese gönderilen bir mail olduğunu düşünmüştür hoca ve size cevap yazmak istememiş de olabilir. Gelelim örneklere. Size bana başvuran birkaç tane staj adayının mailinden örnek göstereceğim. Örneğin şu maile bakabiliriz. Örneğin bana şu mektubu maili atmış. Örneğin Dear Profesör Yıldız demiş. İşte örneğin ben profesör değilim. Benim hakkımda az araştırma yaptığını anlıyorum buradan. Öte yandan işte tam istediğim gibi işte ben şurada öğrenciyim ve işte şudur işleri yaptım ve bla bla bla. Ondan sonra biraz daha detaya girmiş. Benim yazdığım bir makalenin ismini kullanmış burada ve ben bunu görünce aa falan dedim direkt. Yani evet, gerçekten benim hakkımda biraz araştırma yapmış gibi gözüktü. İşte I'm very much inspired by your work and interested in contributing to the work diye devam etmiş. Ondan sonra my prime fields of interest lie in chemical engineering, thermodynamics, heat, bilmem ne bilmem ne. Bunlar benim çalıştığım konularda hiç alakası yok. O nedenle yani genel bir başvuru yapmış ama tam dediğim şeyleri yapmış yani. Tam dediğim araştırmayı yapmış bir öğrenci. Yani beni en azından araştırmış. Sadece 2014 yılında ben tabii Leiden Üniversitesi'nden çıkmıştım. O anda artık NASA'da çalışıyordum. Yani araştırma yapmış ama yeterince yapmamış diyebiliriz buradan. Tarihlere dikkat edilen kastım da buydu yani açıkçası. Burada ondan sonra CV'sini göndermiş. CV'si gayet de güzel. Bana bu şekilde en azından vakit ayırdığından dolayı ben de vakit ayırdım. Kendisine işte cevabımı yazdım şu şekilde. Diğer bir mail şu var, Julian'ın maili var örneğin. Bu da dediğim gibi kısa maili tutturmuş. Tamam, evet, merak uyandırmış.
Letter of Motivation demiş. Ondan sonra ama unsolicited application for internship, yani herkese bunu gönderdim diyor. Ya yani bu da benim, bu da gönderdiğim mail, ben gönderdiğim maillerden sadece bir tanesiyim. Ondan sonra çok ilginç bir şey, missing documents deyip ondan sonra şunları unuttum falan filan deyip diğer bütün dokümanlarını göndermiş olması. Bunu da dikkat edin. Yani madem işte 100 tane yere aynı anda göndermemeyin demenin sebebi de bu. Bir tanesinde yanlış yaptığınızda herkes aynı yanlışı yapmış oluyorsunuz. Örneğin dediğim gibi belki bu 20 kişiye aynı anda başvuru göndermişti. Ve burada gördüğünüz gibi missing documents oldu ve şeyi... ve herkese aynı hatayı yapmış oldu. Diğer başka bir mail yine aynı şekilde, sanırım Hindistan'da gerçekten güzel bu şekilleri güzel yazma yöntemlerini öğrenmişler. Yine aynı şekilde girmiş ama tabii Profesör Yıldız deyince beni buradan kaybediyor. Ben doktorum, profesör değilim. Ondan sonra işte güzel şeylerden bahsetmiş. Astronomi ile alakalı ama benim param olmadığından dolayı buna kabul edemedim. Bir öğrenci daha, burada da yine profesör kelimesini kullanmış. Herhalde Hindistan'da bütün hocalara profesör dendiği için herkese onlar da profesör diyor olabilirler. Evet, gördüğünüz gibi yine güzel başlamış. Sonrasında benim yazdığım bir makalenin ismini kullanmış ve çok güzel bir şekilde özet de çıkartmış. Her ne kadar Aerospace Engineering öğrencisi olsa bile ve çok ilginç şeyleri var. Ve motivasyon mektubunu aslında mailin içerisinde kullanmış. Ben çok bunu tavsiye etmiyorum. Özellikle burayı kısa tutup insanlara ilgi uyandırırsınız. Daha uzun bir mailinizi okumak için psikolojik olarak onları hazırlarsınız diyelim. Yani burayı kısa tutarsınız ama uzun bir motivasyon mektubunu okumak için hazır olurlar. Şu anda ben örneğin işim gücüm arasında bu kadar uzun bir mailim okumak istemeyebilirim örneğin. Ondan sonra da CV'sini göndermiş. Ha, bir diğer konu da şu, yani özellikle dikkat çekmek için çok büyük harfli yazılar falan filan kullanmayın. Yani bu tür mailler çok hem güzel hem işe yarayabilir diye söyleyebilirim. Evet, bir diğer konu da bazı arkadaşlar özellikle yurt dışındaki Türk hocalara başvurmayı öncelik haline getiriyorlar. Yani başvurmakta bir sakınca görmüyorum, elbette ki yapabilirsiniz ama bunu öncelik haline getirmeyin. Seçeneklerinizi daha da çoğaltın. Hatta size tavsiyem, madem yeni bir kültür ve deneyim kazanmak için bu stajı yapmak istiyorsunuz, yani direkt yabancı hocalara başvurmanızı öneririm. Internship'in diğer güzel bir tarafı da öyle süper bir resmi başvuru süreci yoktur. Malum bir admissions bölümünden geçmezseniz, böylelikle sizden bir İngilizce sınavı sonucunu istemezler. Ya da bizim üniversitemizin not ortalama kriteri şudur, işte sizin not ortalamanız şudur falan filan diye bir olay da olmaz. Yani başvurduğunuz hocaya göre, yani direkt onunla alakalı olduğundan dolayı onun cevabıyla zaten işler gelişir. Kısacası genelde bu mailinizin stili ve yazım şekliniz sizi bir sonraki sürece taşıyacaktır. Yani bir sonraki süreçte ya birkaç kez daha mailleşirsiniz, bu hoca sizi daha çok tanımak isteyebilir. Ya da sizinle kısa bir Skype görüşmesi yapmak isterler, yüz yüze görüşmek ister, tanışmak ister. Ve burada sizin CV ve motivasyon mektubunuzda yazdığınız bazı şeyleri işte açmanızı isterler. İşte gerçekten laboratuvarda durdun mu, yoksa orada işler mi yaptın, çok işler mi yaptın? İşte bunlardan falan bahsetmek için sizinle bir görüşme yapabilirler. Evet, sizler staj arayışınızda başarılar diliyorum. Eğer ki bu videoyu izlediğinizde başvurunuza bir katkıda bulunduğuna inanıyorsanız ve sonunda bir staj bulursanız, bana da buradan ya da Twitter ya da Facebook'tan mesaj gönderirseniz çok sevinirim. Sizinle başarınızı, aynı sevinci paylaşmayı çok isterim. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız bu videoyu aşağıda beğenebilirsiniz ve yorum yazabilirsiniz. Aslında bu tür yayınlardan daha fazla yapmak istiyorum. Yani sizin de ne tür videolar istediğinizi bana bildirebilirsiniz yorumlarda ya da işte DM ile bana iletebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olunuz. Böylelikle yeni videolar çıktıkça en kısa sürede haberiniz olur. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.